Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselam ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, sünnet derslerimize devam ediyoruz. Bugün inşallah rızık ve hayat münasebeti, rızkın hayatla olan münasebetini sizlerle işlemiş olacağız. Ve Hazretleri Hud suresinde geçen bir ayeti kerimeyi burada ele alıp işliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ min dâbetin fil ardi illâ alellâhi rizguha. Ayet-i kerime. yani yeryüzünde debdebelenen, hayata masar olan, canlı ne kadar varlık var ise hepsinin rızkını veren Allah'tır. Veya Hiçbirisi yoktur ki rızkını Allah vermemiş olsun. Hayata masar olan her varlığın rızkı Allah'ın elindedir. Allah onların rızkını verir. Ayet-i kerime meal olarak bu. Bediüzzaman Hazretleri burada ayet-i kerimede zikredilen bir hayata mazhar olanlar, bir de onların rızıklarının verilmesi meselesi. Bu ikisini birbirleriyle irtibatlandırıp mevzuyu bu noktada değerlendiriyor. Ayet-i ifade ettiği şekliyle rızık hayat kadar kudret nazarında ehemmiyetlidir diye özel bir başlık atıyor. Rızık hayat kadar kudret nazarında ehemmiyetlidir. Yani kudretin nazarında hayat ne kadar ehemmiyetliyse rızık da kudretin nazarında o kadar nedir? Ehemmiyetlidir. Sadece şu noktadan bakmış olalım. Hayata mazhar olan neler var? Hayatın zerk edildiği, hayatın yansıdığı veya hayattan istifade eden neler var? Yani onlara baktığımız zaman bu çok önemli. Onu belki işleyeceğiz. Bediüzzaman Hazretleri yine Münazarat adlı eserinde onun sonunda bir bahis açar. O açmış olduğu bahiste de hayatla ilgili bir cümle kullanır, bir ifade kullanır der ki hayat bir faaliyet ve harekettir. Hayat bir faaliyet ve harekettir. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkmış oluyor: faaliyette ve harekette olan, hareketli olan her ne varsa, onların hepsinde hayat vardır. Bu mevzuyu bu noktadan incelediğimiz zaman e, hayatın aksedilmediği hiçbir noktanın olmadığını görürüz. Çünkü alemde hareketsiz olan hiçbir şey yoktur. Her şey hareketlidir. Yani güneşi hareketlidir, güneşin etrafındaki yıldızları hareketlidir, galaksileri hareketlidir, sistemleri hareketlidir, dünya hareketlidir, dünyanın içerisindeki hava hareketlidir, su hareketlidir, toprağı hareketlidir. Her bir unsurun bileşenleri hareketlidir. O bileşenleri oluşturan atomlar hareketlidir. Elektronlar, nötronlar, protonlar ta kuarklara varıncaya kadar hepsi hareket halindedir. Yani alemde hummalı bir şekilde bir faaliyet vardır. Faalun lima yürittir ki Cenab-ı Hak insanın aklının ve havsalasının adeta alamayacağı derecede bir faaliyeti, bir hareketi, bir çalışmayı görürüz. İster yeryüzünde, ister sema tabakalarında, alemin her tarafında bu hareket kendisini gösterir. Dolayısıyla e, alem baştan sona aslında nedir? Hayata masardır. Hayata masardır. Hayatın tecelliyatı bu alemde umumidir. Umumidir. E, bundan sonraki dersimizde zaten özellikle hayatla ilgili bir bahis okuyacağız. O okuyacağımız bahiste de hayatın tecelli ettiği alemler nelerdir? Bunlar özellikle nazarımıza verilecek ve orada da ve innet daral ahirete lehiel hayvan yani ayeti kerimesi bizim nazarımıza çarpacak. Yani ayet-i kerimenin ifade ettiği muhakkak ki asıl hayat yurdu ahiret yurdudur. Yani ahiret hayatın asıl tecelli ettiği yer. Peki bu alem, bu alem de hayatın tecelli ettiği yer ama ahirete nispeten gölge mesabesinde. Bu gölge mesabesinde olan bu alemde hayattan istifade etmeyen hiçbir şeyin olmadığını görür ve müşahede ederiz. Çünkü faaliyette ve harekette olan her ne varsa hayatı bizim nazarımıza arz eder. Fakat biz canlıları da yine şey, varlıkları da yine kendi arasında sınıflandırırız. Hayatın öne çıktığı şekliyle. Yani cemadat deriz mesela. Yani atomsal bazda düşünecek olursak her şey hareketlidir. Her şey hayata masardır. Ee, ama varlıkları grup grup birbirleriyle kıyasladığımız zaman mesela taşlardır. Buna benzer şeyleri canlı varlıklara göre cansız varlıklar olarak zikrederiz. Onlar cansız varlıklardır. Hayata masariyet özellikle hayvan hayatı, işte onun arasında bitkisel hayat vesaire var. İnsan hayatı, melek hayatı, ruh hayatı hepsinin farklı tabakaları var. Dolayısıyla bu şekilde de sınıflandırmalar yapabiliriz. Birbirine nispetle canlı cansız deriz. Birbirine nispetle. Ama atomsal bazda Nötron bazında, kuark bazında düşünecek olursak, onları da hareket ettiren nedir? Ee, Cenab-ı Hakk'ın hayata ait olan bir tecellisi nedir? Vardır. Bizim vücudumuzda da baktığımız zaman hayatı çok öne çıkaran özelliklerimiz olduğu gibi çok durağan olan şeyler de kendisini gösterir. Mesela diyelim tırnaklarımıza baktığımız zaman tırnaklarımız çok durağan olarak gözükür. Ama diyelim göz kapaklarımız alabildiğine çalışır. İşte dudaklarımız veya ağzımız, dilimiz hep hareket halindedir. Ee, diğerleriyle nispeti hayatı daha çok ön plana çıkaran, zaten hayatı gösteren şeyler. Misal, göz görüyorsa hayatın emaresidir, kulak işitiyorsa hayatın emaresidir, işte e, dil konuşuyorsa hayatın emaresidir, ayak yürüyorsa hayatın emaresidir. Hep bu özellikler, bu hastalar hayatla ilgili özellikler, hayatla ilgili hastalardır. Bunların canlılığı, yapmış oldukları nedir kendilerine yüklenen vazifeleri yerlerine getirmesiyle ilişkilendirilir. Göz görmüyor, kulak işitmiyor, ağız konuşmuyor, el hareket etmiyor, ayak hareket etmiyor, kalp atmıyor, beyin çalışmıyor. O zaman biz ölü hadisesini burada konuşmuş oluyoruz tabiri diğerle hayat buradan çekilmiş alınmış. Ama biyolojik olarak baktığımız zaman belki hücresel bazda o hücrenin içerisindeki atom bazında yine aslında bir hayat ne yapıyor? Devam ediyor. Sadece ruh çekildi fakat onun ötesinde yine farklı bir hayatın olduğunu ayrıca ne yapacağız? Göreceğiz. Hayat kudretin nazarında ehemmiyetli. Ne demek yani? Cenab-ı Hak alemdeki bütün varlıkları adeta hayata mazhar ediyor. Hayata tecelli ettirmek noktasında adeta kudret o hayatı tecelli ettirmek noktasında işliyor ve çalışıyor. İşte bize ders verilen kısım burası. Kudret nazarında hayat ne kadar kıymetli ise o kudretin nazarında rızık da o kadar kıymetli. O hayat o şekliyle devam ettikçe rızık da onunla beraber ne yapar? Devam eder kudret çıkarıyor, kader giydiriyor, inayet besliyor. Üç tane ifade, ifade kullandı. Rızkı bize tarif etti. Varlık alemine çıkışımızı bize tarif etti. Ve aynı zamanda varlık aleminde kendimizi muhafaza etmeyi de bize tarif etti. Üç tane ifade. Kudretin çıkarması var. Yani adeta yokluktan varlığa çıkmak varlıkta hayatını devam ettirmek kader giydiriyor. Varlık alemine çıktığımız zaman şeklimizi, şemailimizi kaderin planına ve programına göre aslında ne yapıyoruz? Giyiyoruz. Kader planlama ve programlama demektir. O plana, o programa göre giyimler gerçekleşiyor. Ağacın nedir? Dalıyla, yaprağıyla, budağıyla, gövdesiyle, kabuğuyla bezenmesi ve süslenmesi çiçekleriyle bir kaderi planın neticesidir. Kudret o süslenmeyi, o bezenmeyi adeta yokluktan varlığa çıkarıyor. Kaderin planına göre ve aynı zamanda da inayet besliyor. Onunla ilgili korumaya ait neler varsa onların hepsini inayet olarak ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Ağacın kabuğu diyelim ki bir inayetin tecellisi. Meyvenin kabuğu inayetin tecellisi ve her bir varlığın kendisine ait olan kendisini koruma ve kollama, muhafaza etme noktasında kendisine takılı ne tür silahı varsa bütün bunların hepsi aslında nedir? Koruma tecellisidir. Onun rızkını vermek, rızıkla onu beslemek bir koruma tecellisidir. Koruma tecellisidir. Çünkü e, bu hayatı veren, bu hayatın levazımatı, lazımı olan ne varsa onları da verecektir. Onları da verecektir. Dolayısıyla hayata lazım olan ne varsa onları vücuda almak, onlardan istifade etmek beslenmektir ki o beslenme aslında inayeti ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor. Dolayısıyla biz aslında inayetle ne yapıyoruz? Besleniyoruz. Havayı teneffüs ederken, havayı teneffüs ederken %78'i azot, %21'i oksijen diğer kalan %2'si de Diğer gazlar %1 mi geliyor? Diğer gazlar olarak kendisini gösteriyor. Diğer gazlar belki bize zararlı olan veya azot, yakıcı bir şey bize zararlı. Ama bizim teneffüse ihtiyacımız olan şey oksijen. O oksijeni almak noktasında onun tasnifi, onun tanzimi, onun oradan tasfiyesi ve bizim vücudumuza faydalı hale gelmesi aslında bir inayetin tecellisidir. Yediğimiz bütün gıdalar Rızık olarak bize gelen, ister hava ile gelen, ister suyla gelen, ister toprakla gelen, ister ışıkla gelen fark etmez. Bütün bunların içerisinde bizim vücudumuzda bize faydalı hale gelecek, bizim vücudumuzu besleyip ve büyütecek, bizim vücudumuzu güçlendirecek şekilde rızıkların konu konumlandırılması, bu şekilde rızıklardan istifade etme ve beslenme inayetin ney oluyor aslında? Kendi tecellisi olmuş oluyor. Demek ki Rızkı bu manada düşündüğümüz zaman kudret çıkarıyor. Rızkımızı çıkaran kudrettir. Kader giydiriyor. O rızkın plan ve programı kaderden planlanıyor. İnayette ne yapıyor? Besliyor. Kudreti ezeliye. Dehşetli bir faaliyetle alemi kesifi, alemi latife kalp ve zerratı kainatı hayattan hissedar etmek için etna bir sebep ile. Bakın kudreti ezeliye dedi dehşetli bir faaliyetle alemi kesifim şu maddi alemi karanlık katı olan alemi alemi latife kalp ve zerratı e, zerratı kainatı hayattan hissedar ettirmek için bu e, müthiş bir ifade. İki şeyi beraber düşüneceğiz. Bir, kesif olan şeyleri latif olan şeyler haline dönüştürmek Mesela diyelim ki gözümüzde çalışan bir hücre, gözümüzde çalışan bir zerre, bir atom, belki gözümüze gelip çalışmadan önce bu alemde toprak olarak bulunuyordu. Bu alemde belki su olarak bulunuyordu. Bu alemde işte diyelim gıdalar, yiyecekler olarak bulunuyordu. O belli bir seyirden, belli bir istihaleden geçerek diyelim ki bizim vücudumuzda geldi, rızık olarak girdi. Midede de nedir? Midenin hazmına uğradı. Ondan sonra hücreler vasıtasıyla massedildi, emildi. Derken çalışacağı yer neresi diyelim göz, göze kadar geldi. Gözde görme özelliği olan bir hücreye dönüştü. Görme özelliği olan bir zerreye, atoma dönüştü. Veya kulakta işitme özelliği olan bir atoma dönüştü. Veya işte diyelim ki beyinde, hafızada, kaydetme özelliği olan bir e, atoma dönüştü. Yani vücudun bir hücresi, bir zerresi oldu ama bu dönüştürüldü. Dönüştürülürken nasıl? Diyelim insani özellikleri taşıyan şekle dönüştü. Bu şekle dönüşmesi aslında ne demektir? Kesifti, katıydı, karanlıktı. Baktığınız zaman topraktı, suydu veya işte patatesti, domatesti, işte sebzeydi, meyveydi bir hayvanın etiydi. Şuydu buydu. Bütün onların hepsi hem bize gelirkenki olan seyirde bir istihaleden geçiyor, hem vücutta bir istihaleden geçiyor. Adeta fabrikalarda nedir? İşlene 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 en son karar kıldığı yerde oranın latif bir hücresi oldu. Ne oldu? Alemi kesif alemi latife dönüştü. Alemi latif olan bir şeye dönüştü. Yani işte diyelim ki CD'ler ses kaydediyorsunuz veya görüntü kaydediyorsunuz veya daha başka programlar orada işletiyorsunuz ama o CD'nin malzemesi belki onun öncesinde PVC plastik cinsinden bir şeydi yani daha başka bir malzemeydi hiçbir işe yaramazdı ama o işlenince adeta letafet kesbediyor kesbedilen o letafetle ne yapmış oluyor daha farklı kayıt cihazı şekline geliyor şu anda gözümüz önünde olan bizi kaydeden kamera içinde bulunan diyelim malzemeler. E bu malzemeler içerisinde diyelim alüminyumu var, demiri var, gümüşü var, plastiği var veya daha başka cinsten malzemeler var. Ama bu malzemeler işlene 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 öyle bir hale getiriliyor ki senin sesini, senin görüntünü kaydeden, ondan sonra daha farklı şekillere dönüştüren bir cihaz haline geliyor. Ne oldu? bu maddeler kesif olan alemden latif olan aleme adeta çekilmiş oldu. Bizim suni yaptığımız çalışmalarla böyle oluyor. Cenab-ı Hakk'ın fıtri olarak nedir tecelligahı olan bu alemde kesafetten letafete kalbeden malzemeler var. Aslında bu letafete kalbetmek bunun daha ilerisi manası da var. Bütün şu alemdeki bütün zerrat, bütün faaliyetiyle, hayattan olan bütün istifadesiyle aslında ahirete çalışıyor. Ahirete çalışıyor. Çünkü ahiretteki letafet bambaşka. Bundan sonraki derste özellikle bunu işleyeceğiz. Şu anda okuduğumuz derslerle biz kalbimizi ne yapıyoruz? Kesafetten, katılıktan, karamsarlıktan, karanlıktan kurtarıyoruz. Tabiri diğerle aydınlığa, nura, Nurani olan şeylere kalbettiriyoruz. Kalbimizi bu şekilde mahiyetini dönüştürdüğümüz gibi ruhumuz da bu maneviyattan, öyle mi? Bu feyizden istifade etmiş, o da nuranileşmiş oluyor. Aklımız da burada ilim dersi alarak o da ayrı bir keyfiyete, marifet dersi alarak ayrı bir makama, ayrı bir seviyeye çıkmış oluyor. Dolayısıyla aslında kendi vücudumuzda ruhumuza takılı olan duyguları da bir nevi kesafetten letafete dönüştürüyoruz. Rızıklar zaten hem maddi boyutu itibariyle rızıklardı hem manevi boyutu itibariyle rızıklardı. Dolayısıyla yeryüzünde hayatın tecellisi kesafetten letafete dönüştürmek şeklinde ne yapıyor? Kendisini gösteriyor. Bitkisel hayattan hayvani hayata, hayvani hayattan insani hayata insani hayattan imani hayata, İslami hayata, meleki hayata yükselmek gibi varlık aleminde durmadan ne yap, neler var? Faaliyetler var, derecelendirmeler var. Bir bitkiyi yediğiniz zaman onu bitkisel hayattan insani hayat mertebesine, hayvan bir hayvanın etinden istifade ettiğiniz zaman hayvanı hayattan insani hayat mertebesine çıkarıyorsun. Dolayısıyla hep kesafetten letafete olan bir dönüştürme var. Bu alemde de Cenab-ı Hakk'ın her bahar mevsiminde topraktan hummalı bir şekilde yani nebatatı öyle mi? Hayvanatı halk etmesi, pis ve küduretti suyun içerisinde hayatı halk etmesi, karanlıktan e, nedir? E, kokudan, kelimeden işte diyelim ki varlık yaratması. Bütün bunların hepsi aslında nedir? Kesafetten letafete olan dönüştürmelerdir. Cenab-ı Hak adeta alemde her bir şeyi olduğu yerde sabit bırakmıyor. Faaliyet içerisinde durmadan bir üst mertebeye ne yapıyor? Adeta dönüştürüyor. Ne dedi? Kudret-i ezeliye. Bu şekilde çalışan nedir? Cenab-ı Hakk'ın kudreti. Kudret-i ezeliye çalışıyor. Kudret-i ezeliye dehşetli bir faaliyetle öyle bir faaliyet ki hiçbir zaman durmuyor. Alemi kesifi, maddi olan bu alemi, katı olan bu alemi, karanlık olan bu alemi, alemi latife kalp, alemi latife dönüştürmek, kalp etmek, değiştirmek demek. Kesafetten letafete dönüştürmek. Ve zerrat kainatı, kainatta var olan ne kadar maddenin en küçük parçacıkları varsa, zerreleri, atomları vesaire, hayattan hissedar etmek için, yani hayattan istifadeli hale getirmek için en edna bir sebeple, basit bir sebep. Basit bir sebep. Buradaki basit sebebin mantığı şudur. Mantığı şudur. Hangi sebep şu sonucu netice verir? Mesela diyelim ki elma ağacının tepesindeki meyvesi, elma meyvesi. Elma meyvesini toprak netice verebilir mi? El er cevap hayır. Peki su netice verebilir mi? E, o da hayır. Peki güneş netice verebilir mi? O da hayır. Bütün hepsi bir araya gelse, bir araya gelse. Kudreti ezeliyenin tecellisi olmadığı müddetçe. ilmi ezelinin tecellisi olmadığı müddetçe. iradeyi ezeliyenin tecellisi olmadığı müddetçe. Onlardan herhangi bir şey vücuda gelebilir mi? El cevap hayır. İşte sonuç itibariyle düşündüğümüz bir elma meyvesi. Onun da sebebi olarak düşündüğümüz her ne varsa onların hepsi onu vücuda getirmek noktasında basittir. Sıradandır. Hiçbir kadri ve kıymeti yoktur. Yoktur. Yani konuşmak dediğimiz şey işte hava içeriye girecek, ses tellerine değecek, ben de konuşacağım. Allah konuşturmadığı müddetçe buraya ağızdan içeriye hangi türlü hava girerse girsin. Soruyorum bu sistem çalışır mı? Çalışmaz. Yani elin hareketini, elin hareketini sadece parmakların sistemine bağlamak. Sadece işte kolun sistemine bağlamak. İşte bu sistem olduğundan dolayı bu çalışıyor demek. Peki bu sistemi olup da kolları çalışmayan insanlar var mı? Var. Niye çalışmıyor? Sistem var orada çalışsın. Aa, Allah müsaade etmiyor. Allah müsaade etmediği müddetçe hangi sistem, hangi şekil olursa olsun bunların hepsi nedir? Basittir. Basittir. Yani aslında hayatı netice verecek şey değildir o. Yani baktığın zaman ya bundan hayat vücuda gelmez. Biraz önce söylediğimiz pis ve küdüretli bir su. Onunla hayatın ne irtibatı vardır, ne ilişkisi vardır? Hiçbir ilişkisi yoktur. Ama hiçbir ilişkisi olmayan şeyden Cenab-ı Hak hayatı kalk ediyor. Hayatı kalk ediyor yani. Bakın tavuğun yumurtası. O yumurtanın içerisinden yine tavuk olabilecek bir civciv vücuda getiriliyor. Ona sebep olarak da 21 gün tavuğun yumurtanın üzerinde durması diye belli bir sıcaklıkta o yumurtanın üzerinde 21 gün beklemesi. Bu basit bir sebep. Allah o yumurtayı civcive dönüştürmediği müddetçe, 21 gün değil 21 milyon sene tavuk o yumurtanın üzerinde duracak olsa Allah müsaade etmediği müddetçe mümkün değil o yumurta tavuğa dönüşmez. O yumurtadan civciv çıkmaz. İşte basit bir sebep dediği bu. Basit sebep civciv tavuk gelecek yumurtanın üzerinde 21 gün duracak Allah'tan müsaade edecek, adeti işleyecek, sünnetullah kanununa yürü diyecek ve 21 gün sonra oradan civciv vücuda gelecek. Yoksa içindeki sarı ve beyaz hiçbir zaman ne yapmaz? Civcive veya şuna buna dönüşmez. Adi bir sebep, benim iradem. Benim irademe Cenab-ı Hakk'ın külli iradesi taalluk ediyor. Benim cüzi iradem şartı adi sıradan bir şey sıradan bir şey Allah'ın iradesi tecelli etmediği müddetçe ben elimi ne kadar kaldırmak istesem de mümkün değil kaldıranım. Eğer kaldırıyorsam Allah müsaade ediyor demektir. Dolayısıyla burada her bir şey bütün zerreleri hayattan hissedar ettirmek demek en etna bir sebeple en basit en sıradan bir sebeple dediği bütün sebepler aslında böyledir. Bütün sebepler. Senin mümkün değil şundan olmaz dediğin sebep dahi ne yapmaz? Vücuda getirmez. İşte en basit bir sebebi dahi gördüğün zaman bakıyorsun ki oradan hayat halk oluyor. O zaman sebepler nedir? Sadece bahanelerdir. En edna bir sebebiyle, bir bahane ile bakın o edna sebebiyle bir bahane sadece bir bahaneyle kemali ehemmiyetle aman orada kıymet verilen, ehemmiyet verilen şey nedir? Hayatın kendisidir. Kemali ehemmiyetle hayatı verdiği gibi orada hayatı halk ettiği gibi aynı dereceyi ehemmiyetle. Aynı dereceyi ehemmiyetle. Çünkü ayeti kerimede ve memin dabetin fil arzi illa alallahi rizquha rızık ve hayat ikisi aynı seviyede zikrediliyor. Dolayısıyla hayata Cenab-ı Hak ne kadar ehemmiyet veriyor? O ehemmiyet nispetinde, o ehemmiyet nispetinde aynı dereceye ehemmiyette rızkı dahi ihsar ediyor. Ona rızkı hazırlıyor. Annenin memeler musluğundan yavruya lebenen halisen lişarebin halis, safi, tertemiz şurubu sütü ne yapıyor? İkram ediyor. Kan ve fışkı ortasında. Orada süte dönüşecek aslında hiçbir şey yok. Ama hayata mazhar olan bir yavru vücuda geldi. O hayata mazhar olan yavru Cenab-ı Hakk'ın kudretinin nazarında ne kadar ehemmiyetliyse o yavrunun rızkını vermekte Allah'ın kudretinde o kadar ehemmiyetlidir o ehemmiyetle onun rızkını verir. Dolayısıyla hayatın neyine masarsa, hayata ne kadar masarsa, hayatın levazımatı neyse o nispetle de ona ne yapar? Rızkını verir. Gözünü açtın mı görecek bir alem vardır. Görmeye uygun olan bir alem vardır. O nispettedir. Güneşin ışığı da ona göredir. Seni rahatsız etmez miden vardır, açlık yerleştirmiştir, rızıkları da o nispetle önüne ne yapmıştır? Sert, serpmiştir. Akıl vardır, aklı hangi ehemmiyette halk etmişse o ehemmiyette onun önüne ilimleri koymuştur. Yeter ki marifet deryasına dal. Aklın ne kadar keyfiyetliyse o keyfiyette de senin önüne konacak ne vardır? İlimler vardır. Kalbinin önüne konacak nurlar vardır ruhun önüne konacak feyizler vardır. Bütün bunların hepsinden ne yapabilirsin? Yeter ki sen istifade et. Ya aslında yani dahi ve muhtezi, sual ve cevap ikisi de haktandır dediğimiz şey bu. Halk eden Allah seni ne ile nasıl halk ettiyse senin ihtiyacın olan rızkı da o şekilde ne yapacaktır verecektir. Burada da zaten ne dedi? Aynı dereceyi ehemmiyette mefsuten mütenasip yani doğru orantılı hayatı verdiği nisbette rızkı da o derecede ne yapıyor? İhsar ediyor, hazırlıyor, veriyor. Hayat fakat burada bilmemiz gereken bir şey var. Nedir o? Hayat muhassalı mazbuttur görünür. Rızıkla hayatın arasındaki farkı bizim nazarımıza verecek. Hayat nedir? Muhassalı mazbuttur. Yani husule gelmiş, bizzat varlığı tescillenmiş olan bir şeydir. Yani vefat eden insan direkt ölü dersin. Yürüyen, hareket eden, konuşan, gören, işiten bir insana hayatlar dersin. Hayatın emareleri üzerinde göründüğü müddetçe bu hayatlar dersin. Hatta hiçbir şey görünmüyordur. Şah damarının nedip atıp atmadığına bakılır. Eğer o çalışıyorsa yine hayattar denizdir. Hayatın emareleri kendisini hayat burada yani. Hayat kendisini gösteren özellikleri vardır. O özelliklerle hayat kendisini gösterir, gösterir. Ne zaman ki hayatımızın başına küçücük bir sıkıntı gelecek olsa hemen ne yaparız? Doktora konuş koşarız. Ta ki o sıkıntıyla hayat elimizden gitmesin diye. Aslında telaşemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi budur. Hayatımız vardır ama hasta olmuşuzdur. O hastalık ihtimal ki ölüme sebep olur. Öyle bir şeyden de uzak durup hayatı da korumak ve muha muhafaza etmek noktasında ne yapar? Korku harekete geçer. Korkunun harekete geçmesi senin hayatını muhafaza etmek için şifa bulmak noktasında doktorlara gidersin, ilaçlar kullanırsın veya kendini hemen ne yaparsın? Bakımı alırsın. Vesaire vesaire. Bu noktada hayat kendisini ne yapar? Apaçık bir şekilde gösterir. Muhassarı mazbuttur, görünür. Peki rızık nasıldır? Gayri muhassaldır. Hemen o anda vücuda gelmiş olarak görünmez. Görünmez. Tedricidir. Zamanla vücuda gelir. Münteşirdir. Yani aleme yayılmıştır. Düşündürür düşündürür. Ha, burada bir şey daha konuşacağız. Rızıkla hayat ilişkisini konuşurken rızkın hayatla doğru orantılı olduğunu ifade ettik. Doğru orantılı. Mefsuten mütenasip dedi. Ama rızkın bir de maküsen mütenasip yani ters orantılı olduğu bir kısım var. O da nedir? Bizim irademizdir. Bizim kuvvet ve kudretimizdir. Her bir şey de böyledir. İrade elde olduğu müddetçe, kuvvet, kudret sende olduğu müddetçe rızık ne yapar? Adeta senden uzaklaşmaya başlar. Anne karnındaki çocuğun rızkı otomatik sistemle annenin işte göbek kordonuyla ne yapılmıştır? Bağlanmıştır. Hatta anne rızkını vücuduna aldığı zaman o rızıktan önce karındaki, anne karnındaki, rahindeki bebek beslenir en zayıftır en acizdir iradesi hiç yoktur orada adeta iki büklüm duruyor bir vaziyettedir o iki büklüm hali rızkı ona otomatik bağlamaya sebeptir yani bunun rızkını kendisinin temin edebilme gücü kuvveti kudreti hiç yoktur ondan dolayı o rızka koşamayacağından dolayı rızık adeta ona koşturulur Göbek kordonuyla otomatik olarak bağlanır, bağlanır. Bitkilerde de böyledir. Yerinde sabit dururlar. İradeleri yoktur. Herhangi bir yerlerde arayamaz, bulamazlar. Öyle kuvvet, kudret, güç, hareket fiilleri de yoktur. Dolayısıyla bitkilerin rızıkları ayaklarına gelir. Ayaklarına gelir. Yavru annesinden dünyaya gelir, gelmez. Anne karnına göre daha serbest bir ortama çıkmıştır. Bu sefer rızkı birazcık ondan uzaklaşır. Göbek kordonu kesilir. Annenin memeler musluğundan istifade etmeye başlar. Ama yine yakındır. Annenin şefkati ona çok yakındır. Ve öyle bir sistem ona arz edilmiştir ki o annenin acıktığı zaman annenin göğsüne doğru ne yapar meyleder. Cenab-ı Hak bundan hepsini halk eder. Ve bu sefer rızkını oradan. Rızkını oradan aldığı müddetçe devam eder. Oradan kesildikten sonra işte hafif paytak paytak yürümeye başladığı zaman bu sefer ne yapar? Rızkı dedesinin yanındadır, ninesinin yanındadır. Onun kucağına, onun kucağına zaman zaman sofraya biraz daha büyüdükçe mutfağa bu sefer dolaptan açmaya bakın gittikçe uzaklaşıyor. Biraz daha büyüdükçe rızkı ne yapar? Dışarılarda aramaya başlar. Bakın rızkı var ama uzaklaşmış. Uzaklaşmış. Niye? İrade arttı. Gücü, kuvveti, kudreti arttı. Güçle, kuvvetle, kudretle rızık nedir? Ters orantılıdır. Ters orantılıdır. Bunu unutmayalım. Demek ki Allah'a ilticada, Allah'a yalvarma veya karmada, annenin karnındaki o iki büklüm olan bebek gibi bir vaziyeti sergilememiz gerekiyor. Ne dedi? Hayat muhassalı mazbuttur görünür. Rızık gayrı muhassal yani henüz husule gelmemiş. Tedrici zamanla vücuda gelir. Münteşirdir. Yeryüzünde yayılmıştır. Düşündürür. Ondan dolayı aslında bakın hayat garanti altında değildir. Her an hayatımızın ölüme değişmesi söz konusudur. Ne zaman da değişeceği belli değildir. Onu garanti altına alamıyoruz. Ama insan hayatta olduğu müddetçe ayeti kerimenin ifadesiyle rızık garanti altındadır. Hayatta olduğu müddetçe rızkı verecek Allah'tır ve rızık garanti altındadır. Tabi bu rızıktan maksatta hakiki rızıktır. Mevzuan Hazretleri yine Lem'alar adlı eserinde onu da şuradan kısaca ifade etmiş olalım. Rızkı ikiye ayırıyor. Birisi rızkı hakikidir diyor. Ayetin hükmüyle bu noktada rızık taahhüdü Rabbani altındadır. Allah'ın garantisi altındadır. Beşerin suyu ihtiyarı karışmasa önemli bir nokta bu. E peki o zaman açlıktan ölenleri nasıl değerlendireceğiz? Veya aç kalanları... Hiçbir şey bulamayanları nasıl değerlendireceğiz? Beşerin suyu ihtiyarı karışmazsa o zaruri rızkı her halde bulabilir. Yeryüzünde bütün insanlar, Cenab-ı Hak ne halk etmişse her birisinin rızkı var. Ama ya Avrupa zalimleri veya Asya münafıkları ya gasp ediyor ya çalıyorlar. Afrika'da nedir? Belki en yüksek seviyede rızıklar var, en yüksek seviyede madenler var. İnsanları refah düzeyinde yaşatacak şekilde nimetler, ikramlar, ihsanlar var. Ama gasp ediyorlar, çalıyorlar, ellerinde bırakmıyorlar. Aç bırakıyorlar, susuz bırakıyorlar. Yani eli kolu ayağı bağlı olan bir insan rızkı da hemen yanı başında olacak olsa o rızıktan istifade eden edemediği müddetçe neye yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor. Dolayısıyla rızkı var ama İnsanlar suyu ihtiyarıyla onun rızkına ondan uzaklaştırıyor veya o rızkına ulaşamayacak bir hale gelmiş oluyor. Beşerin suyu ihtiyarı karışmazsa o zararı rızkı her halde bulabilir. Ne dininin ne namusunun ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. Diğeri mecazi rızık. Nedir o? O da suyu istimalat insanların kendilerini hayatlarını kötüye kullanmalarıyla Hacatı gayrı zaruriye, zaruri olan ihtiyaçlarımız, hakiki rızık dediğimiz bu zaruri yani yaşayacak kadar olan rızık, yaşamamıza lazım olacak kadar olan rızıktan bahsediyoruz. Bunlar garanti altında. Yoksa mal biriktirmek yani hakiki rızık değil o. Bu nedir? Hacatı gayrı zaruriye, zaruri olmayan ihtiyaçlar hacatı zaruriye hükmüne geçerek. Yani bunlar da zaruri ihtiyaçlardır deyip Görenek belasıyla tiryaki olup, görenek belasıyla bugün bir çiftin işte nikahla evlilik yapması demek belki hele <laughs> hele yabancı ülkelerde yani diyelim 50 bin eurolarla, 100 bin eurolarla tarif ediliyor. Bu nasıl bir şey? Bizim memleketimizde artık 100 bin liran olacak ki bir evi dayayasın, donatasın, işte evliliğini, düğününü, şunu bunu yapacak. Bu ne demek ya? Televizyon zaruri ihtiyaç mıdır? Veya ona benzer şeyler zaruri ihtiyaç mıdır? Ama zaruri ihtiyaç değildir. Ama görenek belası. Onda var, benim de olacak. Hatta şöyle olacak. 500 liralık olmaz, 1000 liralık olmaz, 3000 liralık da olmaz. Bakın gözünü en yükseğe dikmiş. İhtiyaç olmayan gayrı zaruri zaruri ihtiyaç haline getirmiş. Zaruri ihtiyacın da en lüksünü talep etmek, görenek belası ne yapıyor? İnsanları adeta fakir ve muhtaç hale getiriyor ki bu şekilde olan talepler, bu şekildeki olan istekler, bu şekildeki rızık talepleri bunlar garanti altında değil. Bunlar mecazi olan kısımlardır. Onlar bahisten hariç. Hakiki rızık dediğimiz şey nedir? İnsanın hayatını kontrol altında, muhafaza altına alacak nedir? Hayatını idame ettirecek, devam ettirecek olan rızıktan bahsediyoruz. Bu noktada insan düşünüyor. Bir noktayı nazarda denilebilir. Açlıktan ölmek yok. Yani biraz önce açlıktan ölümlerden bahsettik. Bir nokta işte e, hakiki rızık noktasında düşünecek olursak açlıktan ölmek yoktur. Zira şahın vesaire suretinde iddihar olunan gıda bitmeden evvel oluyor ölüyor. Bitmeden evvel oluyor. Ne demek yani? Bir insan bir günde diyelim ki üç öğün yemeye alışmış. Birden yememeye başlıyor. Birden yememeye başlayınca vücut işte mekanizması, sistemleri, tansiyonu, şu buyu ne yapıyor? Birden dengesi bozuluyor. Dengesi bozulunca belki de tansiyondan işte beyin kanaması ondan sonra da ölüm gerçekleşiyor. Bu adam işte zahirde bakacak olursanız açlıktan öldü. Ama bir noktayı nazarda bu açlıktan ölmek yoktur. Ne demek yani? Onun vücudunda depolanan, ATP odacıklarında depolanan ya işte şahın suretinde olan depolar, karbonhidratlar var. Onlar onun vücudunun rızkı aslında. Vücut işte zafiyete uğradığı zaman o ATP odalarındaki o rızıklardan o şahımdan o karbonhidratlardan beslenebilir. Beslenebilir. Ama denge birden kayınca belki de onları kullanamadan vefat edip gidiyor. Rızık bitmedi bir noktayı nazarda bu şekilde denebilir ki açlıktan ölmek yok. Demek bu nokta neymiş? Terki adetten neşet eden maraz öldürür. Adetin terkinden dolayı meydana gelen hastalık öldürür. Demek ki hayatımızı da sünnet-i seniye üzerine yaşamamız gerekiyor. Ne ifrat ne tefrit. Sünnet-i seniye üzerine yaşamış olsak aslında hastalıkları da kendimize celbetmeyeceğiz. İşte e, sünnet-i seniye üzerine olan bir yaşantı yani Peygamber Efendimiz hayatında bir rızık olarak neyi nasıl talep etmiş, vücuduna nasıl almış, günlük olan yaşantıda rızıkla olan münasebeti nedir? Maddi manevi ikisi beraber. ikisi beraber bu manada hayatımızı tanzim edip devam ettirmek. Eğer bunların terki o sünnet-i seniyede olan şekli terk edilecek olsa bir taraftan maddi hastalıklar vücuda girebileceği gibi diğer taraftan manevi hastalıklar da o insanın istira eder. Allah muhafaza etsin. Demek terki adetten neşet eden maraz öldürür. Rızıksızlık değil. Rızık halen daha o vücutta var ve devam ediyor. Cenab-ı Hak bizleri hakiki rızkı arayanlardan eylesin. Çünkü irade arttıkça, genişledikçe uzaklaşıyor, insanı da düşündürüyor. Hakiki rızkının peşinde koşanlardan, hakiki rızkın hem maddi cephesi hem manevi cephesi. Özellikle aklını, kalbini, ruhunu Kur'an ile, iman ile, İslamiyet ile şeref yab edip, feyiz edip dolduranlardan, rızıklandıranlardan eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha temas